Ankara Keçiören Belediyesi Türkiye'deki tüm il ve ilçeleri kapsayan insani gelişme düzeyine sahip 30 ilçeden ikincisi seçildi. 65 kritere bakıldı bu sıralama yapılırken. Ankara'ya Keçiören'e kameralarımızı çeviriyoruz. Habertürk muhabiri Fatma Nur Boylu karşımda. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak konuğu olacak Fatma Nur'un. Fatma Nur, sözü size bırakıyorum. Şu anda Ankara Keçiören Belediyesi'ne ait Millet Kıraathanesi'ndeyiz. Burası Ankara'nın ilk Millet Kıraathanesi ve yanımızda Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak var. Öncelikle hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Tüm il ve ilçelerde İnsani Gelişme Vakfı tarafından yapılan bir çalışmada, 65 kriterlik bir çalışmada şeffaf yönetimde Keçiören Belediyesi ikinci sırada. Bununla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz? Keçiören Belediyesi'nin yönetim felsefesinin değerlendirmesini alabilir miyiz? Evet, yapılan o kategoride, bilişim ve saydamlık kategorisinde Keçiören Belediyesi ikinci sırayı aldı. Sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye'deki birçok belediyeyi takip edip 65 kriter üzerinde değerlendirme yapılıyor ve bu değerlendirmeler neticesinde bu sonuçlar alınıyor. Biz de bilişimi en iyi şekilde kullanan ve vatandaşa karşı saydamlık ve şeffaflık ölçüleri, kriterlerinde de en iyi neticeyi almış durumdayız. Tüm bilişim araçlarını kullanıyoruz. Gerek cep telefonlarımızı, gerek internetimizi, sosyal medyayı, her alanda bize ulaşılabilirliği en kolaylaştırabilmek için tüm altyapımızı ona göre hazırlamış vaziyetteyiz. Ayrıca vatandaşlarımızın gerek karar mekanizmalarına katılımını sağlamak açısından, gerekse bize söyleyecekleri, teklif edecekleri her türlü konularla alakalı tüm kanallarımız açık vaziyettedir. Ve bunları da kanallarda kullanıyor vatandaşımız. Ve yapılacak olan iş ve işlemlerde de vatandaşın görüş ve düşüncelerini almak bizim için en önemli konu. Bir mahallede, bir bölgede, bir sokakta bir şey yapılacaksa, o bölgenin insanlarıyla bu şeyi karar alabiliyoruz ve onlarla beraber bunu istişare yapıyoruz ve netice itibariyle de bu iş, çalışma yapılırken de onların görüşleri neticesinde bunlara yön verebiliyoruz. İşte bazı mahallelerimizin ihtiyaçları farklı farklıdır. Her mahallenin beklentileri farklı olabiliyor. Bazı mahallelerimizdeki yatırımlar farklılaşabiliyor. İşte bazısı altyapıyla alakalı diyorsa diğeri üst yapıyla alakalı diye söyleyebiliyor. Bunlara da yine o vatandaşlarımız, onların düşüncelerine bakıyoruz. Muhtarlarımız, derneklerimiz, sivil toplum kuruluşları ve o bölgenin ileri gelenleri, kanaat önderleri bizim açımızdan bu katılıma destek veren partnerlerimiz haline geliyor. Sayın Başkan, hizmet vermek yanı sıra gönül almaya da dikkat ediyorsunuz. Bu anlamda gönül belediyeciliği anlamında neler yapılıyor? Tabii yönetim felsefemizin içerisinde özellikle insan temel unsur ve bir şehri şehir yapan insandır aslında. Oradaki binalar, oradaki yollar hepsi evet vardır ama asıl olan insandır. Biz de yönetim felsefemizin merkezine insanı alıyoruz ve insan merkezli bütün çalışmalarımızı, hizmetlerimizi, yatırımlarımızı hep ona göre hesap yapıyoruz. Tabii ki burada da özellikle gönüllere dokunabilmek, vatandaşların arasında olabilmek o hizmetlerin yapıldığı kadar önemli bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımız 2002 yılından beri iktidardadır ve bu iktidarını gönül siyasetine borçludur. Çünkü gönüllere dokunan, gönülleri fetheden bir siyaset anlayışı yapıyor ve halkın arasında halkın gönlünü almaya çalışıyor. Dolayısıyla onun da karşılığı olarak da sürekli en kötü zamanda dahi darbelerle karşılaşmıştır bu ülke, sıkıntılarla karşılaşmıştır, ekonomik bunalımlarla karşılaşmıştır. Hepsini de halkı yanında olduğu için aşmıştır. Dolayısıyla bizler de belediyecilikte gönül belediyeciliği kavramı içerisinde vatandaşımızın gönlüne dokunmaya çalışıyoruz. Ona fayda üretmeye çalışıyoruz. Onun bizim hizmetlerimizi en iyi şekilde almasıyla alakalı bir gönlü alacak kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de bazı programlarımızı, bazı çalışmalarımızı, halk günlerimizi, halk buluşmalarımızı, halk gezilerimizi, ev ziyaretlerimizi, işte yaşlı ziyaretlerimizi, engelli ziyaretlerimizi buna göre organize ediyoruz.
Ve hiçbir zaman onların arasından da ayrılmıyoruz. Ankara ve Keçiören denince akla bazı göz bebeği projeler geliyor. Gümüşdere, Ihlamur Vadisi de bu projelerden birisi. Bununla ilgili ve akabinde yeşil alanla ilgili değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Tabii Gümüşdere, Ihlamur Vadisi'nin önemli özelliği var. Bir defa çevreci bir proje ve bir doğaya dönüş projesi. Daha önceleri güzel akan bir derenin kirletilmesi ve tekrar kazanılması, tekrar halkın arasında oranın gidip gezilebilecek hale getirilmesi. Bu anlamda Gümüşdere bizim açımızdan ödüllü ve önemli bir proje. Keçiören'e sınıf atlatan bir proje. Sadece Keçiören için değil, aynı zamanda Ankara için önemli bir proje. Umut ediyorum ki bu da birçok yere örnek olacaktır. Birçok alanda, farklı alanlarda ödüller aldık bu konuyla ilgili. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın da yapmış olduğu bir yarışmada Keçiören Belediyesi olarak kente ve kent ekonomisine katkı ödülünü bu projeyle aldık. Bunun yanında en sonunda Avrupa'dan bir ödül geldi. Gelişmiş kentler kategorisinde, çevre kategorisinde 130 şehrin arasında birinci geldik. Bu da bizim için bir gurur vesilesi tabii ki. Sayın Başkan, ve sıcak gündem yerel seçimler, bu konuyla ilgili de değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Tabii şu anda bir yerel seçimle alakalı bir süreç yaşıyoruz. AK Parti ilkeleri olan bir partidir ve bu ilkelerine sadık bir biçimde şu anda çalışmalar devam ediyor. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığımız tarafından bir süreç sürdürülüyor. Biz de 10 yıldır burada temiz ve AK Parti'nin ilkelerine uygun bir siyaset yaptık. Değerlendirmelerini bekliyoruz. Tabii ki genel başkanımızın, partimizin vereceği karara da sonuna kadar saygılıyız. Bu anlamda inanıyoruz ki bizler de hem gerek belediyecilik hizmetleriyle, gerek yapmış olduğumuz siyasetimizle hak ettiğimiz yerde olacağımıza inanıyorum. Ben bütün bu konudaki çalışmaları yapan, sadece AK Parti açısından değil, diğer partilerde şu anda yerel seçime oluyor. Memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. 31 Mart'ta 2019'da bazı belediye başkanlarımız devam edecektir. Bazıları değişecektir. Bu gayet normaldir. Demokrasinin de bu güzelliğidir. Ama şunu da bilelim ki demokrasiler yerel yönetimlerde, yerel bölgelerde gelişiyor ve daha da güçleniyor, kuvvetleniyor. Türk demokrasisi de bu anlamda yerel seçimlere çok önemli katkılar sağlamış olan bir ülkedir. Ben inanıyorum ki demokrasimiz daha güçlenerek çıkacaktır. Başkanım, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak konuğumuzdu. Yerel yönetimle ilgili kendisine sorularımızı yönelttik. Keçiören Belediyesi'nin yönetim felsefesiyle ilgili de sorularımızı cevapladı. Kendisine teşekkür ediyoruz tekrar ve sözü tekrar İstanbul'a bırakıyoruz.